Herkese merhaba. Bugünlerde gündemde İran var. İran ile İsrail arasındaki gerilim, İran ile Rusya arasındaki yakınlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hakkındaki tutumları, sözleri İran gündemimizde. Peki İran'ın dış politikası nedir? İran ne yapmaya çalışıyor? Bakın sadece İsrail ile İran veya da Amerika ile İran ilişkilerini incelerseniz İran'ın dış politikasını dış ilişkilerinde ne yapmak istediğini anlamaktan zorlanırsınız. Hatta anlamanız imkansızdır. İran'ın dış politikası özellikle 1979'dan bu yana tamamıyla İsrail düşmanı hatta hatta dünyadaki en birinci en büyük İsrail düşmanı görünmek üzerine kuruludur. Aynı şekilde İran'ın dış siyaseti 1979'dan bu yana Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın baş düşmanı gibi görünmekten oluşur. Yani ideolojik retorik kısmına baktığınız zaman kendisini böyle gösterir. Vitrine bunu koyar. Ama buraya bakarak İran'ın dış politikasını anlamak mümkün değildir. İran'a geçmeden önce şunu hatırlatalım. Ülkeler genellikle çevrelerinde kendilerine benzer ülkelerin olmasını isterler. Kendilerine dost, yakın, benzer. Benzerinizle daha iyi hissedersiniz kendinizi. Yapabiliyorlarsa çevrelerini işgal etmek, onları da yönetmek isterler. Yapamıyorlarsa kendilerine yakın devletlerle ittifaklar kurarak, siyasi olur bu, kültürel olur, bir yaşam alanı kurmaya çalışırlar. Bir dünya inşa etmeye çalışırlar. Çünkü her devlet bu dünyada yalnızdır. Kendisine bir dünya inşa edebilir ise o zaman kendini daha güvende ve rahat hisseder. Örneğin Almanya'ya baktığınız zaman Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Hristiyan beyaz Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Bir de Alman ailesi vardır. Avusturyalılar, Almanya eskiden daha çok devletten oluşuyor idi Almanya ve Alman dünyasını inşa etmeye çalışmıştır. Yani o Hitler'in yaşam sahası dediği Almanya için bir alan açma düşüncesi hep aynı sahiplerden gelir. O biraz radikal noktalara taşımıştır. Çok ekstrem noktalara götürmüştür. Fransızlar Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Batı dünyasının bir parçasıdır. Ama bir de Frankafon dünya inşa etmeye çalışmışlardır. Fransızca konuşan, Fransa'nın yönettiği veyahut da müttefik olduğu ülkelerden oluşan böyle bir Frankafon dünya. İşte İngilizler Anglo-Sakson dünyası inşa etmeye çalışmışlardır. Commonwealth hala var. Commonwealth. Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, hatta hatta Hindistan, Afrika'da pek çok devlet bunlarla bir dünya inşa etmeye çalışmıştır. İran da böyle bir devlettir. Duymuşsunuzdur. İran devlet geleneği en eski ülkelerden bir tanesi. Milattan önce antik dönemlerde, çok eski dönemlerde dahi devlet sahibi olmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz İran'dan bahsederken. Ama o devlet geleneği, o kültür bugüne kadar ne kadar taşınmıştır? Hiçbir devlet 2000 yıl, 3000 yıl, 5000 yıl öncesinin becerilerini taşıyamaz. Günümüze taşıyamaz. Elbette bunlardan bir kısmı günümüze taşınır ama tamamını taşıyamaz. Bu girizgahtan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İran'da çevresinde bir dünya yaratmak istiyor. Bir aile kurmak istiyor. Çünkü İran'ın dış siyasetine en büyük etkiyi yapan unsur yalnızlık duygusudur. İran bakıldığında İslam dünyası içerisinde kendisini yalnız hissediyor. Bu mezhepten kaynaklı bir durum. Yani Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi devletler, Mısır gibi devletler İran'ı çok kendinden görmüyorlar. Bu dışlamayı da sıklıkla hissettiriyorlar. Böyle dini, kültürel bir durumdan bahsediyoruz. Hele hele Körfez'de İran'a bir hasım gibi görüyorlar. İran'dan herhangi bir saldırı gelebilir gibi görüyorlar. Ama bu bir dini, mezhepsel dışlamayı da içeriyor işin açıkçası. İran kendisini şu anki mevcut İslam dünyası içerisinde yalnız hissediyor. Burada dostları olsun istiyor. Kendisi gibi başka devletlerin, başka grupların, kuvvetli grupların olmasını arzu ediyor. İslam dünyası İran'ın yalnızlığını gideremiyor. İran'ın dış siyasetini sadece din boyutuyla ele almak bu nedenle mümkün değil. Sadece mezhep olarak da ele alamazsınız. Sadece etnisite olarak da İran'ın dış siyasetini alamazsınız. Bunların tamamının bir karmasıdır. Aynı zamanda coğrafyanın dış politikaya çok büyük etkisi vardır. Nasıl ki milattan önce bilmem kaç yılında Bugünkü İran coğrafyasını işgal eden insanlar için coğrafya bir şeyleri empoze ettiyse bugün için de İran için bazı şeyleri empoze ediyor. Şimdi biraz teorik, biraz böyle genel tespitlerde bulunduk. Bunların bir kısmı anlamlı bir kısmı ise havada kalmış olabilir. Örneklendirelim. Mesela İran'ın Kafkasya politikasına bakarsanız İran nedir? İşte Müslüman bir devlet değil mi? Mezhep olarak Şii mezhebinde bir devlet. Şiiliğin en büyük temsilcisi olarak kendisini görüyor. Lideri olarak kendisini görüyor. Ve böyle olunca da Kafkasya'ya baktığında İran'ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmada Azerbaycan'ı tutması beklenir. Neden? Hem mezhepsel olarak hem de din olarak yani Müslüman bir milletten bahsediyoruz. Azerbaycan'dan bahsediyoruz. İran'ın orayı tutması gerekir. Kaldı ki İran'ın içerisinde çok ciddi sayıda Azerbaycanlı var. İran'ın eyaleti var Azerbaycan diye. Değil mi? Batı Azerbaycan diye kocaman bir eyaleti var. Şimdi bu durumda İran'ın nereyi tutması beklenir? Ermenilerle Azerbaycanlılar arasında Azerbaycan'ı tutması beklenir. Ama yani çatışmalara çıktığı ilk günden itibaren İran Ermenistan'la bir müttefik gibi hareket etti. Gizli bir müttefik gibi. Sınır kapısı da açık. Çok yakın ilişkiler de var. Bu ilişkiler ticari ilişkilerden öte. Ermenistan'ın askeri, siyasi bütün argümanlarına İran destek verdi. Enteresandır. İran, Ermenistan'ı desteklemede Rusya ile birlikte hareket etti. Rusya da bir Hristiyan devlet, Ermenistan da bir Hristiyan devlet. Hani Rusya'nın Ermenistan'ı desteklemesini anlayabilirsiniz. Neden? Bir dini dayanışmadan hareketle böyle bir şey oldu diyebilirsiniz. Ayrıca başka sebepleri de var da şimdi onlara girmeyelim. Tahran neden Ermenilere karşı Azerbaycan'ı desteklemedi? Bilakis Azerbaycan aleyhinde pek çok harekette bulundu. Bunun temel nedeni Azerbaycan orada güçlenirse, güçlü bir devlet olur ise irredentist politika diyebilir. Ne demek irredentist? Yayılmacı bir politika diyebilir. İran nüfusun içerisinde yani nüfusun yüzde otuzun Azerbaycanlı olduğu, Azeri olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar yüzde kırk diyor, bazıları yüzde elli diyor. Artık yani söyleyebileceğinizi söyleyeyim. Ama bu rakamın yüzde yirmi beşin altında olmadığı anlaşılıyor. Buna garip bir şey de yok. Neden garip olsun ki? Zaten İran dediğiniz coğrafyayı ya yaklaşık bin yıldır Türkler idare etti. Yaklaşık bin yıldır. Ya baktığınızda Selçuklular Selçuklulardan sonrasında da ta 20. yüzyıla kadar hatta 20. yüzyılın ilk çeyreğine pehlevilere kadar baktığınızda Türk kavimleri yönettiler. Türkler yönettiler İran'ı. Dolayısıyla bugün de İran'da nüfusun hatırı sayılır bir kısmı Türklerden oluşuyor. Ancak kuzeyde eğer Azerbaycan çok kuvvetlenirse güneydeki Azerbaycan vilayetleriyle birleşme politikası güdebilir. Bunun işaretlerini de kendilerine göre gördüler. Bu nedenle Tahran Azerbaycan'ı desteklemiyor. Demek ki neymiş? O 1979'da biz devrim yaptık, İslam devrimi yaptık demekle o iş olmuyor. Dış siyasette sadece din parametresini alamazsınız. Sadece mezhep parametresini de alamazsınız. Başka parametreler var. Burada ne çalışıyor? Jeopolitik çalışıyor. Ne çalışıyor? Etnisite çalışıyor. Pek çok faktör burada rol oynuyor. Gelelim İran'ın Irak politikasına, Suriye politikasına. Önce Irak politikasına. Irak'ın kuzeyinde Kürtler var. Kürtler işte Barzani liderliğinde bir Kürt grup var. Bir de Talabani, Celal Talabani vefat edinceye kadar işte hiç değişmez liderdi. Şimdi Celal Talabani gitti yerine oğlu geldi. Oğlu Bafel Talabani şu anda Yurtseverler Birliği önderliğindeki kısmın liderliğini yapıyor. Bir de PKK var. PKK Türkiye kaynaklı ama Irak'a, İdeni'ye yerleşmiş bir silahlı grup. Şimdi baktığınızda PKK Kürt milliyetçiliği güden bir hareket ama komünist bir hareket aynı zamanda veyahut da köklere öyle gelen Marksist komünist bir hareket ve bakıldığında İran'ın önemli sorunlarından bir tanesi de Kürt ayrılıkçı hareketleriydi. Hatta şu 20. yüzyılda son 100-150 yıl içerisinde yeryüzünde kurulmuş tek Kürt devleti belki de tek bağımsız Kürt devleti İran'da kuruldu biliyorsunuz. İran topraklarında kuruldu ve İran bu konuda oldukça hassas ve dikkatli. İran'a dönük olarak silahlı mücadele yapan bir Kürt milliyetçi hareketi de e, mevcut oldu. Ama buna rağmen İran hem kendisine karşı ayrılıkçı Kürt hareketlerini engellemeye çalıştı. Silahlı mücadelede bulundu. Ama aynı zamanda da buradaki Kürt hareketleri bitirmemek için de eline geleni yaptı. Yani Irak'ta bulunan Kürt hareketleri Irak'a karşı destekledi. Zamanında Saddam Hüseyin'e karşı bunlar desteklendi. Onlara silah temin edildi, mühimmat verildi. Yani Kürtler Bağdat'la savaştılar. Öte yandan işte Kürt milliyetçilerin Türkiye ile olan çatışmalarında da İran'ın Türkiye'ye böyle işbirliği yapan yardımcı olan bir tavrını görmedik. Zaman zaman Ankara şunu söyledi İran'a. Ya gelin burada bir ayrılıkçı hareketler var, silahlı hareketler var, terör grupları var. Siz işte doğudan, biz kuzeyden sıkıştıralım, bu silahlı hareketi bitirelim. İran hiç buna yanaşmadı. Çünkü neden? Çünkü İran'ın dikkat etmesi gereken böyle sadece etnik ayrılıkçılık yok ki. Birden fazla konu söz konusu. Şimdi bugünün Irak'ına baktığımızda, Irak'ın kuzeyine baktığımızda İran'ın Haçlı Şabi vasıtasıyla ve doğrudan yine kendi elemanları vasıtasıyla Irak Kürdistan'ında Talibani ile çok fazla yakınlaştığını görebiliyoruz. Yani oğul Talabaniye, Bafel Talabaniye İran'ın çok ciddi bir desteği var. Sadece oğul Talabaniye değil, Talabani üzerinden ve Haçlı Şabi üzerinden PKK'ya da İran'ın zaman zaman desteği olduğunu görüyoruz. Yani baktığınızda PKK'nın ideolojisi, İran'ın ideolojisi bunlar birbirine benzeyen şeyler değil. İran'ın İslamcı bir ideolojisi olması beklenir değil mi? Ve bunun da dış politikaya yansıması beklenir. Ama hayır. Irak'a bakıyorsunuz o kadar çok aktör var ki o kadar çok tilki dolaşıyor ve kuyrukları hiçbirinin birbirine değmiyor. İşte İran'ın dış politikası bu kadar karma karışık ve bu kadar karışık olmak zorunda. Neden? Geçmişten gelen bir miras. Birden fazla katmanı var. İşte bunun bir din boyutu var, bunun bir etnisite boyutu var, bunun mezhep boyutu var, ekonomik boyut var, coğrafya boyutu var, pek çok unsur var. Aslına bakarsanız bu unsurlar hemen hemen her devlet için var ama her devlet için bu kadar kuvvetli değil. Mesela Türkiye için mezhep dediğiniz şey dış siyasetine baktığınız zaman o kadar da kuvvetli etkili bir şey değil. En azından yakın zaman için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde din önemli bir unsurdur elbette yakınlaştırıcı bir unsurdur. Ancak Balkanlarda olsun efendim Orta Doğu'da olsun sadece dinle hareket eden bir Türkiye devleti olmadı yani yakın zamanda böyle bir şey görmedik. O yüzden İran'ın kendine has pek çok özelliği olduğunu söylememiz mümkündür. Daha önce bir programda ifade etmiştim. Dedim ki yani İran'ın pek çok sorunu var. Böyle birden işte 10'a kadar sayın, 20'ye kadar sayın. Bu ilk üçü arasında hiçbiri mesela İsrail ilk üçte yer almaz. Veyahut da Amerika tehdidi ilk üçte yer almaz. İran'ın birinci önceliği kendine ait bir dünya yaratmak, bir dünya oluşturmak, bir aile kurmaya çalışıyor İran. Bu aile nasıl bir aile olacak? Mesela kendisi gibi düşünen, kendisine destek olan, kendisiyle paylaşan, onun dediğini dikkate alan bir başkent daha ortaya çıkmış olsa İran çok rahatlar. İşte bu konuda İran çalışmalar yapıyor. O çalışmaları da eskiden yapması zordu. Mesela Irak dediğiniz ülke gerçekten Saddam Hüseyin dindar bir adam mıdır tartışılır ama İran söz konusu olduğu zaman mezhep kalkanını çıkarırdı, ondan yararlanırdı, kullanırdı. Suudi Arabistan gibi Körfez'deki ülkeler de Saddam Hüseyin'i İran'a karşı bir kalkan gibi kullandılar. Aslında Irak'ın içerisinde İran Şiileri için kutsal pek çok yer var. Bunların başında da Kerbela geliyor yani hac yapılan bir yer. Ama Saddam Hüseyin döneminde Irak böyle kapalı bir kutu gibiydi. İran'ın nüfuz edemeyeceği, giremeyeceği bir yerde hatta 8 yılda savaş yaptılar biliyorsunuz. İki taraf arasında çok kanlı ve yıpratıcı bir savaş yaşandı. Ama ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri geldi, Irak'ı paramparça etti. Saddam Hüseyin'i yerle bir etti. Hatta Suudi Arabistanların bir tespiti vardır bu, bu, konuda. Amerikalılara ilk başta çok kızdılar. Yani aldı Irak'ı Saddam Hüseyin'in elinden aldı ve İran'a adeta teslim etti. Saddam Hüseyin döneminde Irak'ın yani 3'te ikisi diyebilirsiniz belki. Yani bu rakamlar istatistikler çok da güvenilir olmayabilir ama yüzde %70'i, %75'i, %65'i neyse artık Şii bir toplumdu Irak toplumu. Ama yönetimde kim vardı? Azınlık olan Sünniler yönetimdeydi. Özellikle de Saddam Hüseyin, Tıkrit ve çevresinden Saddam ailesi. Bunlar iktidardaydılar. Ama Amerika'nın müdahalesinden sonra ne oldu? böyle yüzlerce yıldır Osmanlı döneminde de Irak'ın yönetiminde biliyorsunuz Osmanlı valileri vardı, Sünni valiler vardı. Ama Amerika'nın müdahalesi de birlikte o idare yıkıldı. Osmanlı'dan beri kurulmuş olan ve 20. yüzyılda da devam etmiş olan Bağdat'taki yönetim anlayışı yıkıldı. Yerle bir oldu. O zaman ne oldu? İran bu bölgeye çok rahat bir şekilde nüfuz etmeye başladı. Yani akın akın İran'ın adamları, fikirleri bu bölgeye doldu. Dolayısıyla da İran burada şöyle bir ümit içerisinde, Irak'ta şöyle bir ümit içerisinde. Bana benzeyen insanlar iktidar olabilirler mi? Bana benzeyen insanlar devlet olabilirler mi? Veyahut da birden fazla devlet de olabilir. Hani bu bilinemez. Hani orada Kürt devleti oluşumu devam ediyor. Bir tane mi Kürt devleti olacak yoksa iki üç tane mi olacak? Onu kestirmek de kolay değil. Çünkü Talebani ile Barzani arasındaki görüş farkları azalmak yerine her geçen gün artıyor. Yani Bafel Talebani de açıkçası Celal Talebani ile piyaslanamayacak derecede şu anda radikal gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Bakalım ileride bir uzlaşma arayacak mı? Yani Irak'ta İran devleti kendine yakın insanlar arıyor. Bir aile oluşturmaya çalışıyor. Geçmişte görüşemediği konuşamadığı, anlaşamadığı, hatta savaştığı Irak yerine İran'ın etkisi altında İran'la dost, kardeş, akraba, neyse artık yani fikirdaş böyle bir devlet olsun istiyor, böyle bir yönetim olsun istiyor. Bu İran'ın uzun dönemli hedefi. Aynı şekilde Suriye için de bu geçerli. Suriye'de Esad ailesi varken İran'la Suriye'nin arası iyiydi. Ancak yani iç savaş çıktıktan sonra Suriye'de İran'la Suriye'nin arası çok iyi oldu, pek iyi oldu. Yani şu anda Suriye'de Amerikalılar var, Ruslar var, Türkiye var ama aynı zamanda bir de ne var? İran var. İran burada da kendisine bir yol açmaya çalışıyor. Gruplar oluşturuyor, silahlı gruplar, yerel gruplar oluşturuyor ve Irak'la Suriye arasındakiler arasında da bir ilişki, yakınlık olsun istiyor. Yine bu hatta bir de Lübnan'ı eklerseniz Lübnan'da Hizbullah biliyorsunuz İran'la göbek bağı olan bir örgüt. Ama devlet gibi bir örgütten, örgütten bahsediyoruz. Ordusu var bu Hizbullah'ın. İşte İran uzmanları diyor ki İran'ın burada iki amacı var. Nedir iki amacı? Birincisi ilk söylediğimiz şey Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bir İran ailesi oluşturmak. Böyle bunların hepsi dost, akraba, kardeş ülkeler olacaklar. İran, Irak, arkasından Suriye ve Lübnan. Bunlar bir kardeş ülke olacak. Coğrafi açıdan baktığınızda, jeopolitik olarak baktığınızda ise İran'ın Akdeniz'e böyle bir çıkışı olacak. Bir Şii hani şeyinden bahsediliyor. Ne derler? Şii hilalinden bahsediliyor. İran'ın şu anda Akdeniz'e bir çıkışı yok. Oysa ki ta antik çağlarda bile bu coğrafyada oturanlar, Pers imparatorları, İran coğrafyasında oturanlar her zaman Akdeniz'e böyle ulaşmaya çalışmışlardır. O coğrafyanın bir hedefi Akdeniz'dir, bir hedefi Anadolu'dur. Yunanlılarla, eski Yunanlılarla, Greklerle İranlılar arasındaki savaşlar meşhur biliyorsunuz. Benzeri bir şekilde İran Yemen'de de bir zemin oluşturmak istiyor, adım atacağı yer kurmak istiyor. Yemen'de Husilerle şu anda arası çok çok iyi. Husilere silah temin ediyor, belki para temin ediyor ve husiler üzerinden bütün Yemen'i kontrol edebilir miyim? Bunun gayretini gidiyor. Bahreyn aynı şekilde İran'ın öncelikli hedefleri arasında. Basra Körfezi'nde İran'la Arap devletleri arasında bazı adalar üzerinde veyahut da işte deniz sahaları üzerinde anlaşmazlıklar var. İran'ın buralarda bazı talepleri var. Ancak bugünkü konumuz biraz farklı olduğu için onlara girmeyeceğiz. Özetleyecek olur isek İran kendisine bir dünya oluşturmak istiyor. Hani Türkiye'nin nesi var? Türk dünyası var değil mi? Türk dünyası var. Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve diğerleriyle birlikte Türkiye kendisini artık yalnız hissetmiyor. Özellikle soğuk savaştan sonra bu böyle. Sonra Osmanlı dünyası var. Osmanlı'dan kalmış olan ve Türkiye'ye yakınlık hisseden ve Türkiye'nin de yakınlık hissettiği ülkeler var. Mesela Cezayir, mesela Bosna, mesela Arnavutluk gibi. Yine Türkiye'nin bir Müslüman dünyası var. Müslüman dünya içerisinde Türkiye kendisini bir İran gibi yalnız hissetmiyor. Endonezya ile de, efendim Tunus'la da, Mısır'la da, Suudi Arabistan'la da, Yemen'le de, efendim bunların hepsine karşı Türkiye'nin bakış açısı oldukça sıcak. Ee, böyle bir e, İran'ın yaşadığı gibi bir yabancılaşmayı İslam coğrafyası içerisinde Türkiye yaşamıyor. Bunlara ek olarak Türkiye'nin bir Avrupa ailesi vardı bu Avrupa ailesi hikayesi biraz hasar görmüş olsa da Türkiye kendisini batının Avrupa'nın bir parçası olarak görüyor. Bu da Osmanlı'dan gelen bir miras. Osmanlı Devleti her zaman için kendisini Avrupa siyasi dengelerinin içinde gördü. Ve onun içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Türkiye bir NATO ülkesi. Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Evet şu anda bir kriz dönemi yaşanıyor olabilir ama Türkiye'nin Avrupa hedefleri var. Bu da Türkiye'yi o yalnızlık duygusunu biraz azaltıyor. Bazen yalnızlık duygusunun tersinde yapıyor. Evet doğru tehlikeli bazı şeyler de yapıyor ama özetleyecek olur isek tıpkı Türkiye gibi İran'da kendisine ait bir dünya inşa etmek istiyor. Ancak inşa etmek istediği dünya başkalarının dünyalarının içinden geçiyor. O nedenle başka devletlerle çatışmalar kaçınılmaz gibi görünüyor. Şimdi biz bugünkü programda Kafkasya'dan bahsettik. Orta Doğu'dan, Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan vesaire bahsettik. Ama bir de bunun Pakistan, Afganistan kısmı var. Tacikistan kısmı var. Tacikistan, Tacikler de yine Farsi, İran'a yakınlık hisseden bir topluluk. Buralarda da biraz önce anlattığımıza benzer hikayeler yaşanıyor. İran kendisine Akdeniz'den Orta kadar uzanan, efendim işte Kafkasya'dan Yemen'e hatta Afrika'ya kadar uzanan bir dünya inşa etmenin derdinde. İran dış politikasını anlamaya çalıştık. Ümit ederim faydalı olmuştur. Sonraki elinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.